Mehmet Teskan, 19 Aralık 2023, Halk TV Komtr. İstanbul'a Erdoğan aday olsa, AKP Genel Başkanı İstanbul'a kazanacak belediye başkanı arıyor. Uğraşıyor ama bulması zor. Zaten kimi gösterirse göstersin kolları sıvayıp sahaya çıkacak. 2019 seçimlerinde olmadı mı? Hele hele seçimi sudan sebeple iptal ettirince Erdoğan ikinci seçim için varını yoğunu ortaya koymadı mı? Bunları yaşadık. Mart seçiminde de yaşayacağız. İmamoğlu raconu kesti, rakibimin kim olduğunu biliyorum dedi. Rakibi kim? Erdoğan. Kimi aday gösterirse göstersin, Erdoğan ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacak. Çünkü İstanbul onun için hayat memat meselesi. Ben söylemiyorum, kendi söyledi. İstanbul'u geri alacağız dedi. Sanki İstanbul İngilizlerin, Fransızların, Yunanların, kısaca işgal kuvvetlerinin elindeymiş gibi. O zaman diyorum ki İstanbul'da tampon adaya gerek yok. Erdoğan aynı zamanda belediye başkanı adayı da olsun, İstanbul'da İmamoğlu ile yarışsın. Bu satırları okuyan, olur mu öyle şey? Hem cumhurbaşkanı hem İstanbul belediye başkanı olur mu diyecektir bal gibi olur. Hem Cumhurbaşkanı, hem tek kişilik hükümet, hem AKP genel başkanı, hem Cumhur İttifakı'nın lideri, hem yasama organının direktörü, hem varlık fonunun içinde onlarca kamu şirketi var. Bütün kamu bankaları, bütün enerji kuruluşları, bütün teknoloji kuruluşları var. Çaykur bile var daha ne diyeyim? Yönetim kurulu başkanı olacaksın hem Merkez Bankası'na, hem Hazine'ye, hem tüm üniversitelere hem tüm illerin idari yapısına, güvenlik ağına hükmedeceksin. Bütün bunlar normal karşılanıyorsa, yadırganmıyorsa Erdoğan İstanbul'a da belediye başkanı adayı da olsun. Kazanırsa bir şapkası daha olur. Ne fark eder ki? Zaten tek adam rejimindeyiz. Beş yıldır İstanbul'u yönetmiyor ama yönettirmiyor da. O zaman adını koyalım. Erdoğan, Güneydoğu illerinin belediyelerini kayyum aracılığıyla yönetiyor mu? Yönetiyor. Kazanırsa İstanbul'u da yönetsin. Zaten AKP kazanırsa İstanbul'u seçilen kişi değil Erdoğan yönetecek. O halde ikinci el kullanmaya gerek yok. Hızlı bir yasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı aynı zamanda belediye başkanı da olur denir, olur biter. Belki yasaya da gerek kalmaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iş biter. Bahçeli destek verir, oğul Erbakan da destek çıkar. Muhalefette taşlar yerine otursun, İstanbul'daki yarış gerçek olsun diye yol verir, mesele kalmaz. Ne dersek diyelim, AKP aday çıkarsa da 31 Mart'ta Erdoğan-İmamoğlu kapışması olacak. Yarış bu iki siyasetçi arasında geçecek. Maçı ertelemeye, 2028'i beklemeye gerek yok. 31 Mart'ta yarış biter, İstanbul rahatlar, aynı anda ülkede rahatlar. Mehmet Tezkan